الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار
okumuş olduğumuz ayet-i beyinat-ı dergâhında kabul edin, en güzeliyle kabul edin. Cenab-ı Hak bize verdiği birçok nimetten bahsediyor. Güneşi, ayı bizim emrimize amade kıldığını ve bize o kadar çok nimet verdiğini, geceyi gündüzü bize nimet olarak verdi. Gece istirahat edelim diye, gündüzde çalışalım, kazanalım diye Cenab-ı Hak bu nimetleri bize verdi. Son ayette de buyuruyor ki Cenab-ı Hak, size istediğiniz bütün nimetleri verdim. Verdiğim nimetleri şayet sayacak olursanız buna gücünüz yetmez. O kadar nimet verdi ki bize Cenab-ı Hak, saymak istesek sayamayız. Saymak isteseniz sayamazsınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Ama her şeye rağmen insan nefsine zalimdir ve nankördür. Bize bu kadar nimeti veren Allah'a karşı bizden istenen nedir? Kulluktur. Allah bizim kendisine kul olmamızı istiyor. Dünyada ne kadar yaratılmış insan varsa hepsi Allah'ın kuludur. İstese de istemese de. Eğer Allah'ın emir ve yasaklarını ihlal etmeden yaşarsa, Cenab-ı Hakk'ın istediği gibi bir kul olursa ona mutayak kul denir. Allah'a itaat eden kul. Allah'ın sevdiği ve razı olduğu kul olur. Hayatı isyanla geçerse, Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarını dinlemeyen, isyan eden bir kul olursa o da Allah'ın asi kulu olur. Neticede hepsi Allah'ın kuludur. Hazreti İsa Aleyhisselam buyuruyor ki اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Ya Rabbi, eğer azap edeceksen, kulların günahlarına karşılık bunlara azap edeceksen, bunlar senin kulların. Şayet affedeceksen, sana yakışan da budur. Sen aziz ve hakimsin. Mülkünde azizsin ve hikmet sahibisin. Cenab-ı Hak da affedeceği günahları bize beyan ediyor. Bir de affetmeyeceği günahları bize beyan ediyor. Affedilebilir olan günahlar var, affedilmeyen günahlar var. Şu Ramazan-ı Şerif'te şu anda cehennemden azat günlerindeyiz. Evveli rahmet, ortası bereket, sonu cehennemden azat günleridir. Ramazan'ın son 10 gününde Kadir Gecesi'ni arayın buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğunu bilemeyiz. Memleketimizde her ne kadar 27. gecesi olarak Kadir Gecesi kutlanıyorsa da son 10 gün içerisinde aramak lazım. Bulma ihtimalimiz ne kadardır? Son 10 günü dolu dolu Kadir Gecesi gibi yaşarsak o zaman bulma ihtimalimiz var. Son 10 günü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikafta geçirirdi. Evlerimizdeyiz, itikafa niyet edersek itikaf sayılır, sevabı alırız. Efendim, zaten evlerimizdeyiz, ibadet etme imkanımız var. Kur'an okuyoruz, mukabele okuyoruz, namazlarımızı cemaatle kılalım. Mümkün mertebe cemaatle kılalım. Çünkü cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namaza göre 27 derece daha faziletlidir. Neden kaçıralım ki? Bir sevap mı alırsın, 27 sevap mı alırsın? Elbette 27 sevap alırsın. Onun için cemaati ihmal etmeyelim. Bilmeyenin bilmeyene imameti caizdir nasıl olsa. Dolayısıyla evin reisi geçsin namazı kıldırsın. İyi okuyamıyorum. Okuyabildiğin kadar canım. Ama bir taraftan da öğrenmeye devam edelim.
İmametin şartlarını, efendim, imamlık nasıl yapılır, nasıl namaz kıldırılır, yavaş yavaş bunları da öğrenelim. Rabbim şu cehennemden azat günlerinde Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde ağırlayıp ve uğurlamaya cümlemizi muktedir eylesin. Memleketimiz ve dünya üzerindeki kara bulutları dağıtsın inşallah. Covid-19 virüsünden tez zamanda ümmeti Muhammed'i halas eylesin. Okuduğumuz mukabeleleri, kıldığımız teravihleri ve kıldığımız vakit namazlarını, yaptığımız hayru hasenatı dergahında kabullerin en güzeliyle kabul eylesin. Bizi muhsininden saysın inşallah. Rabbim dualarımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda Kabe-i Muazzama'da yapılıp kabul edilen duaların arasına ilhak eylesin. Şimdiden hepinize hayırlı sahurlar diliyorum. Bazıları hayırlı seherler diyorlar. Dünyanın neresinden bizi dinliyorsa kardeşlerimiz, kimine hayırlı seherler, kimine hayırlı sahurlar olsun. Rabbim Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde uğurlamaya cümlemizi muktedir eyleyip bayrama kavuştursun inşallah. Bayramdan sonra da şu mikrobu ülkemizden ve dünyadan defederek yeniden camilerimize bizleri kavuştursun inşallah. Geliniz mübarek olsun. El-Fatiha.